Bazen işin içinden çıkılmaz bir hal alır hayatın. Öyle bir problemle karşılaşırsın ki ben öleyim artık dersin. Ya intihar etmek istersin. Ve işin içinden çıkılmaz anların olur ve geçen intihara düşen birisi geldi. Ve öyle hakikaten işin içinden çıkılmaz şeyler anlattı ki o bana konusunu anlatırken benim de aklıma bir hikaye geldi. Hikaye, hayatım boyunca en çok etkilendiğim hikayelerden birisi. Bir nehir, yüzlerce kilometre uzaktaki dağlardan, taşlardan, kayaları döverek böyle çok uzaklardan geliyor ve bir çöle geliyor. Çöle geliyor ve çöle geldiğinde kumlar nehri yutuyor. Nehir kayboluyor. Nehir kayboluyor, eyvah diyor, yok oluyorum, ölüyorum ben artık. Ölüyorum ben artık, yok oluyorum diye düşünürken, kumlardan bir fısıltı geliyor. Diyor ki, kendini rüzgara bırak. Nehir diyor ki, böyle bir şey nasıl olabilir ki? Rüzgar beni nasıl taşıyacak diyor. Kumlardan fısıltı devam ediyor. Diyor ki, ben binlerce yıldır şahidim. Rüzgarlar bu çölleri aştırır sana ve çölün üstünden götürür ve oradan sonra hayatına devam edersin. Kendini rüzgara bırak diyor. Nehir diyor ki, tamam ben kendimi rüzgara bırakırsam, benliğimi kaybedersem, tamamen yok olursam ne olacak, özümü kaybedersem? Fısıltı diyor ki, sen özün tam olarak neresi ki kendini kaybediyorsun? O rüzgar diyor, sana sağdan soldan gelmiş çer çöp varsa onları yok eder anca, onları almaz sadece, sen asıl özünü alır ve taşır diyor. Hem ya kendini rüzgara bırak ya da diyor rüzgara bırakmazsan, burada en fazla bataklığa dönüşürsün. Bataklığa dönüşmen bile uzun zaman alır. Nehir çaresiz. Ya orada yok olup gidecek ya da zamanla bataklığa dönüşecek. Diyor ki peki diyor fısıltıya, bunu bana ispat edebilir misin diyor. Rüzgarın beni çöllere açtıracağını ispat edebilir misin diyor. Fısıltı diyor ki bunu sana ispat edemem. Ama bu konuda sana söz verebilirim. Ben binlerce yıldır ben buna şahidim. Rüzgar çölleri açtırır sana. Ve nehir diyor ki tamam o zaman diyor, kendisini bırakıyor. O sırada güneş geliyor, nehir buharlaşıyor. Buharlaşan suyu rüzgar çölleri açtırıyor ve oradan sonra yağmur olarak yağıyor ve nehir olarak hayatına devam ediyor. Hikaye çok güzel. Hikayedeki her kelime çok özel. Bir nehir diye başlıyor hikaye. Bir nehir kilometrelerce uzaklıktaki, yüzlerce kilometre uzaklıktaki dağlardan, taşlardan geliyor ve çöle. Bir nehir, oradaki bir nehir insan. İnsan devamlı akıyor. Bir yerden bir yere, bir yerden bir yere devamlı akıyor. Dinlenme diye bir şey yok arkadaşlar hayatımızda. Devamlı bir şeyler yapıyoruz. Devamlı bir halden başka bir hale, bebeklikten çocukluğa, çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa devamlı akıyoruz. Devamlı bir şeyler öğreniyoruz. Ve hayat devamlı akıyor. Biz uyusak, makineyi kapatsak bile hayat akıyor. Bir nehir, oradaki nehir insan. Ve diyor ki, çok uzaktaki dağlardan, taşlardan geliyor. Hayatımız, geçmişimize baktığımız zaman yüzlerce, binlerce zorlukları aşarak geliyoruz bugünlere doğru. Ve nehir de o çöle gelirken dağları, taşları aşmış, kayaları döverek geliyor. Ama öyle bir ana gelirsin ki hayatta işte, ölmek istersin. Yok olmak istersin, çaresizsindir. Çünkü bundan önceki donanımın, bundan önceki deneyimlerin, bundan önceki kaynakların o problemi aşmaya fırsat vermez sana. O nehir dağları taşları aştı, oradaki deneyimi o çölleri aşmaya fırsat vermiyor. O sırada burası çok önemli. O sırada ne diyor? Kumlardan bir fısıltı geldi. Kumlar neydi, çöl neydi? Nehirin problemi. Nehirin problemi orada yok oluyor. Diyor ki, kumlardan fısıltı geldi. Yani problemden fısıltı geldi. Yani bize diyor ki probleme kulak ver, problemi dinle. Problemi dinlediğin zaman kurtuluş onun içinde. Hastalık geldi mi başına? Hastalığı iyi dinle. Hastalığa baktığın zaman deva o hastalığın içinde. Onun için arkadaşlar problemler, gelen problemi iyi dinleyin. Problemlerin içinde çözümler. Ne diyor kumlardan gelen fısıltı? Kendini rüzgara bırak. O da diyor ki, ya ben nasıl taşıyabilir ki? Kendini rüzgara bırak diyor. Rüzgar seni çölleri açtırır. Oradaki rüzgar dediği arkadaşlar bir üstad, bir hoca, bir öğretmen, bir rehber.
Kendin diyor, bundan önceki kaynakların, bundan önceki donanımın seni çöle aşmaya yetmiyor. Ama bir üstad seni alıp çölleri aştırabilir. Kendini rüzgara bırak. Kendi deneyimlerin yetmiyor ve çaresiz kalıyorsun bir yerde. Artık ölmeliyim diyorsun. Orada bir üstadın devreye girmesi gerekiyor. Bir rehberin devreye girmesi gerekiyor. Ya diyor kendi özümü, kendi egomu yok olursam, ya ben yok olursam, hayır diyor üstad seni yok etmez. Senin özünü alıp götürür. Ancak sana dışarıdan gelen katkılar varsa onlar kalır. İşte o sırada ne yapıyor? Güneş geliyor, nehri buharlaştırıyor ve rüzgar, yani üstad, alıyor seni, aşılmaz denen çölleri aştırıyor, nehir olarak hayatına devam ediyor. Bazen arkadaşlar işin içinden çıkaması hale gelirsin. Bazen bir üstada, bazen bir rehbere ihtiyacın olur. Kendi donanımın, kendi deneyimin, kendi kaynakların o anki problemi aşmaya yetmiyordur. Bizim neye ihtiyacımız vardır? Bir üstada. Sevgiyle kalın sevgili dostlarım. Hatta aşk ile, hatta tutku ile kalın. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.